Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde oluşturmuş olduğumuz web template'i MVC projesi üzerine aktardık ve de oluşturmuş olduğumuz bütün template dosyaları MVC projesi içerisinde dinamik olarak çalışıyor şu anda. Ancak görüntüyle alakalı çok bir işlem yapmadık. Bu dersimizde biraz görüntüyle uğraşalım ve de projeyi bir adım ileriye götürelim. İlk olarak bahsettiğim gibi projemi GitHub üzerine attım. Buradan yapılmış projeleri indirebilirsiniz. Buradan şu repository altında şuradan ABC projesini kendi bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bunu indirirken şu ana ilk yapılmış ana branşım benim burası. Şimdi bu branş dediğim yer örneğin ders 2'de yaptıklarımız şu ders 2 branşının altında. Yani bunu şuradan ders 2 deyip buradan clone or download deyip bilgisayarınıza bunu WinZip olarak indirebilirsiniz. Ya da GitHub üzerinden direkt Visual Studio'da açıp direkt üzerine bir değişiklik yapıp kullanabilirsiniz. Örneğin bu derste yapacaklarımı ders 3 içerisinde oluşturacağım. Ders 3 üzerinde yaptığım bütün değişiklikleri de buraya atacağım ve de buradan indirip gene aynı şekilde zip olarak indirip bilgisayarınızda kullanabilirsiniz. Yani şuradaki master'ı aslında ana branş olarak düşünebilirsiniz. Yani ders 1'deki uygulamalarımızı buraya atacağım. Ders 1'leri şuradan ders 2, ders 3 diye şöyle devam edelim. Şu anda ders 3'teyiz. Şimdi uygulamaya çalıştırdığımızda uygulamamızın son hali şu şekildeydi. Görüntüye çok önem vermeden şu şekilde bir uygulama yaptık. Ana sayfada ürün listesi geldi. Şurada bir Jumbotron geldi. Şu Jumbotron'u biraz şurada düzelteceğim. Nasıl ki şöyle layout'a geleceğim. Layout'un içerisinde şöyle render body'yi içeriye almıştık. Container içerisine. Dolayısıyla index sayfasında index.css.html'de yazdığımız her şey container içerisine geldi. Dolayısıyla burada bir container görüntüsü oldu. Yani şu sağ sol taraftan bunların doldurmasını istiyorum ben. Dolayısıyla şu render body'yi şöyle dışarıya alacağım. Şöyle içerikten eklediğimiz, içerik sayfalarına eklediğim her şey şuraya gelsin. Container'ları gerektiği zaman içerik sayfalarını da oluşturayım. Yani dolayısıyla geleceğim index sayfasına. İndeks sayfası içerisinde şöyle container'ı şöyle şuraya ekleyeceğiz. Jumbotron yukarıda kalsın. Şöyle içeriklerimiz şöyle container içerisine gelsin. Şöyle. Burada da Jumbotron'u şöyle div class şöyle div class container fully deyip bunu sağ soldan şöyle iki tarafa yaslayabiliriz. Ya da şuradan fluidleri şöyle alalım. Fluid'in gene sağdan soldan biraz padding ayarlamaları var. Jumbotron'u direkt boş bırakacağım. Sağ sol zaten orijinalinde bakın bu şekilde yapışıyor ama orta kısmı hatırlarsanız yazı kısmını container içerisine alacaktım. Yani şuraya gelelim şöyle div class. Şöyle container diyelim. Yazılar sadece ortalansın ama zemin iki tarafa da yaslansın istiyorum. Bu şekilde. Sayfayı yenilediğimizde içerik evet tam ortaya geliyor. Evet bu şekilde daha güzel. Daha sonra şu bizim ana sayfada bir ürün yelpazemiz vardı. Bir de hatırlarsanız home altındaki şöyle liste var. Yani iki yerde de biz aslında şunları kullandığım için ben gelip bunları bir ayrı bir şurada oluşturacağım. Şehrin içerisinde oluşturacağım. Bir tane parçalı view'in içerisine almak istiyorum. Şöyle view diyelim. Buna ne diyelim mesela? Product. Şöyle product list diyelim. Şöyle product list. Şöyle alt çizgi ekleyelim. Bunun bir parçalı view olduğunu anlayalım. Şöyle create as partial diyelim. Şöyle şunu kapatalım. Evet, buradan oluşturduğumuz şu parçalı view'in içeriğini şöyle row olarak şöyle gelelim. Şuraya alalım. Evet, daha sonra bunun en üstteki modeli şöyle şuradan alalım. Şuraya ekleyelim. Evet, burada ne yapmamız gerekiyordu? Şöyle bir helper metotla şöyle html nokta partial ile hatırlarsınız ki burada şöyle çağıracak olduğum partial'ın ismi neydi? Şöyle product list virgül ikincisi şöyle sayfanın modelini göndereceğim. Tabii bu modelde burada olması gerekiyor. Şöyle şuraya alalım. Şu modeli de buraya gönderelim.
Evet, bu şekilde. Product liste benden bir model bekliyor. O modeli de sayfa içerisine açacak. Tek yapmamız gereken şunu şuraya eklemek. Daha sonra girip bunu home altındaki index için de tabii ki bunu oluşturabiliriz. Şuradaki row'u şöyle şuradan silelim. Şöyle. Evet, bu da product listi çağıracak ve de bunun içerisine bir model gönderecek. Şimdi artık iki tarafta ürün listesi üzerine değişiklik yapmam gerekmeyecek. Artık burada yaptığım değişiklikler bütün bu parçalı view'i kullandığım her yerde değişiklikler direkt güncellenecek. Partial metot bu yüzden güzel. Şimdi gelelim şuradan. Hatırlarsınız ki entity içerisinde şöyle bir product oluşturmuştuk. Buraya bir tane daha alan ekleyeceğim ben. Şöyle prop diyorum. Burada ekleyeceğim alan şöyle string, şöyle image olsun. Yani burada image'in ismi olsun, resmi olsun ürün ismi için. Tabii burada dikkat etmemiz gereken her bir ürünün bir tane resmi olabileceği burada ama gerçek senaryolarda tabii bir ürünün birden fazla resmi olacak. O yüzden bunları ayrı bir entity içerisinde ilerleyen zamanlarda alacağız. Şu anda her şeyi yalın tutmak adına ne yapıyorum? Tek bir image ekliyorum buraya. Şimdi gelip initializer'ı hemen şurada düzenleyelim. Şuradan gelelim her bir ürüne bir resim ekleyelim. Şöyle en sona gelelim. Şöyle virgül image diyelim. Bu resimler tabii ki gerçek senaryoda upload kontrolüyle yapılır. Ama biz şu anda her bir ürüne bir resim ismi verelim. Mesela bir JPG gibi. Şöyle. Daha sonradan bunları değiştiririz biraz. Şöyle her bir ürüne şöyle ekleyelim şunları. Evet. Şimdi bazı bir JPG'leri şöyle 2 ile değiştirelim. Şöyle 2 diyelim. 3, 4, şöyle 5. Şöyle 2, 3, şöyle 4. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 1, şunlar 2, şöyle 3, 4, şuraya da ekleyelim. Şu da 5 olsun. Evet, şimdi her bir ürüne bir resim ekledim. Tabi bu resimleri de kendi klasörümüze saklamamız lazım. Buraya bir tane upload klasörü ekleyeceğim. Şöyle upload. Buraya resimler için upload ettiğimiz yani gönderdiğimiz resimler olacak. Buraya ben birden 5'e kadar bir JPG resimleri bulayım ve atayım buraya yazıcana. Evet, şöyle upload klasörüne 5 tane resim attım. Ve ürünlerin database'deki bilgilerini tabii ki değiştirdik. Şimdi gelelim resmi değiştirelim. Şöyle Holder.js kullanmak yerine artık şöyle ne yapıyoruz? Upload klasörü altında şöyle item pardon ürün nokta şöyle image diyoruz. Bunu da değiştirdiğimiz anda resmin şöyle görüntüsü değişecek. Yalnız tabii ki genişlikle alakalı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Şekilde geldi. Evet, ürün resimlerimiz de şu şekilde tamamlandı. Tabii bunları biraz küçültebilirsiniz. Bunları sonra yaparız. Şöyle home list dediğimizde de ürünler bu şekilde geldi. Şimdi home liste baktığım zaman burada tabii bir şurada bir karmaşa var. Tabii ki burada ne yapmamız lazım? Aynı indekste olduğu gibi şöyle bir container içerisine almamız gerekiyor. Çünkü bu görevi artık içerik sayfalarına verdik. Layout'tan bu container'ları almıştık. Aynı şekilde bir detay sayfamız vardı. Şöyle detay sayfasına geldiğimizde tabi buna da şu konteyneri ekleyelim. Şöyle yenilediğimizde evet gayet güzel. Evet, şimdi şurayı biraz halledelim. Şimdi demiştik ki daha önceden burada biraz uzun bir tekst oluyor. Buraya gelen teksti kısaltmanın yöntemi birkaç tane yöntem var diyebiliriz. Şimdi şuraya gelecek olan elemanı şuradan ne yapıyoruz? Sorguluyoruz. Nereden? Controller'dan, Home Controller'dan. Şurada
ürünleri getirirken burada indekste ve liste ürünleri getirirken ürün bilgilerini burada düzenleyip gönderebiliriz kullanıcıya. Nasıl ki? Bunun için ilk başta bir model şurada oluşturalım. Çünkü entity'leri model olarak kullanamıyoruz. Entity sınıflarını model olarak kullanamayız. Şuraya bir tane model ekleyeyim. Mesela ne olsun? Bu product model. Şöyle diyelim. Product model diyelim. Şu şekilde. Daha sonra ürün içerisinden şu bilgileri alayım. Buna ihtiyacım olan kadarını. Şöyle alalım, şuraya yapıştıralım. Name, description. Benim ihtiyacım olan hangileri ise onları product model içerisine alıyorum. Ayrı bir sınıf içerisine alıyorum. Daha sonra buradan geriye dönüş değeri bir product listesi olmasından başka bir de burada istediğin değeri gönderebilirsin. Mesela şuraya bir select deriz. Deriz ki şuraya i eşittir. New product şöyle model diyebiliriz. Yani bunu başka bir sınıf içerisine paketleyerek gönderiyorsun. Veri tipi farklı oluyor. Bu şekilde. Tabii ilk başta sorgulamayı başa alsak daha iyi olur. Yani şuradan ilk başta sorgularız. Şöyle sorguladıktan sonra şöyle elemanı şöyle döndürürüz. Bu şekilde. Hatta bu view'in içerisinde direkt elemanı almak yerine daha bir sade olsun diye şöyle mesela var ürünler deriz eşittir. Şuraya sorguyu yazarız. Ürünleri de view'in içerisine göndeririz. İki aşamada bu işlemi yapabiliriz. Şimdi burada yaptığımız işlem nedir? Şurada mesela id'sine şöyle i.id yani veri tabanından gelen product nesnesinin içerisindeki id'yi bizim burada tanımladığımız product modelin içerisine paketliyoruz. Şöyle name alanı içerisine i.name diyorum. Şöyle description içerisine i.description atarken şöyle diyorum. Diyorum ki eğer bunun length'i yani karakter uzunluğu eğer 50'den büyük ise bu durumda i.description'ın substring ile 0'la 47 karakter arasını al. Sonuna da 3 nokta ekle. Şöyle. Ama böyle bir durum yoksa eğer yani 50 karakterden düşük ise direkt description'ı bunun içerisine atabilirsin. Problem yok. Şimdi bunu dedikten sonra başka ne yapacağız? Şöyle price diyeceğiz mesela. İ nokta. Şöyle price diyelim. Stok miktarına gerek var mı? Aslında stok miktarına gerek sayfa üzerine kullanabiliriz. Gene alalım. Şöyle product. Şöyle stok. Stok i nokta stok. Daha sonra şöyle is approved'u almamıza gerek yok. Zaten sorgulamada kullanıyoruz onu. Yani dolayısıyla şunlara gerek yok aslında. Bunları şurada sadeleştirmiş olalım. Şunları bunları filtrelemede kullanıyoruz. Bunu veri taşırken bunu sayfa üzerine getirmeye gerek yok model olarak. Bir de neyi getirelim? Phrase bir de image'i getirelim. Virgül şöyle image gelsin. İ nokta image diyelim. Bir de kategori ID'yi getirelim. Kategori ID. İ nokta. Şöyle kategori ID. Evet. Gayet güzel. Şimdi burada veritabanından gelen değerler bir paketleme işlemi yaptık ve gönderdik. Şimdi bu ürünleri view üzerine gönderdik ama index view'i benden artık product model beklemesi lazım. Bakın şurada bir uyumsuzluk var. Product olmaz. Artık product model olacak. Bu şekilde. Model içerisinden gelecek. Buraya pro modeli yazıyoruz. Tabii bu da using'ini artık farklı yerden aldığı için bu using'i de buradan şöyle güncellesek ve de şurayı kapatsak evet daha güzel olur. Tabii aynı using'i de gidip product listede eklemeniz gerekiyor. Artık kullandığımız model artık değişti. Evet burada bu işlemi yaptık. Artık gelip product list içerisinde description yazdırdığımızda 50 karakterden büyük ise ne yapacak? İlk 47 karakteri alıp sonuna 3 nokta ekleyecek. Evet, başka herhangi bir şey değiştirmenize burada gerek yok. Zaten gelen model içerisindeki model değişkenleri de hep zaten aynı. Yani product içerisindeki değişken isimleriyle product model içerisindeki değişken isimleri aynı olduğu için burada ekstra bir çalışma yapmanıza hiç gerek yok. Bakın güncellemeyi sadece bir yerde yaptım. Home index de bundan etkilenecek. Home list de bundan etkilenecek. Evet burada hataya düştük. Evet burada tabii şuradakini de değiştirmemiz gerekiyor. Şu
şunu alalım. Şunu listede gönderelim. Evet. Şimdi çalıştıralım. Şunu da yenileyelim. Evet, baktığımızda evet bakın ilk 50 karakter geldi. Sonuna hep nokta nokta. Eğer 50 karakteri geçmeyen bir değer olmuş olsaydı zaten 3 nokta olmadan direkt 50 karakterin tamamı gelirdi karşımıza. Evet, burada ne hatamız var? Evet, burada bakalım home liste. Aslında burayı düzenledik ama şöyle bir daha yenileyelim bakalım. Evet, product gidiyor burada. Evet, aşağıda da vardı aynısı. Pardon, şurada. Home controller altında. Şunları da düzenlememiz gerekiyor. Şöyle. Aslında olduğu gibi aynısını alıp bunu listede verebiliriz tabii ki. Aynı şey ama şurada is home değil de direkt onaylı olanlar gelsin istiyorum. Evet, burada da işlemi gerçekleştirdik. Evet. Evet, gayet güzel. Şimdi burada biraz daha güzel. Mesela şurada bir resim gelmemiş. Bunun tabi resmi şurada düzeltebilirsiniz. Boş bir resim geçmiş. Ya da varsayılan bir resim de uygulayabiliriz. Yani veri tabanında resim alanı eğer boşsa bunun yerine farklı bir resim bunların yerine gelebilir. Mesela gelelim şuraya home controller içerisine. Eğer diyelim ki şurada eğer burada resim null değer içeriyorsa şöyle null değer içeriyor ise burada diyebiliriz ki şöyle mesela bir nokta jpg gelsin onun yerine ya da farklı bir şey de bulabilirsiniz. Eğer null'a eşit değilse image'in kendisi gelsin. Burada diyebiliriz. Yani varsayılan olan bütün resimlerin yerine burada bir nokta jpg gelebilir. Evet, burada beni ReSharper uyarıyor. Diyor ki şurada daha iyi bir kullanım var. Evet, çift soru işareti. Burada eğer değer içerisi null ise burada bir nokta jpg direkt aktarıyor. Yani aslında burada çift aşamada yaptığımız Turner'ı expression dediğimiz sadece mesela doğruysa yani buradan dönen değer doğruysa bu soru işaretiyle iki nokta arasındaki kısım işletilecek. Eğer yanlış ise de ikinci kısım işletilecek gibi. Ama burada bakın eğer içerisi nullsa bir nokta jpg'yi direkt bunun içerisine aktarabiliriz. Ya da klasör içerisinde varsayılan bir resim vardır. Bizim sistemimize uygun bir resim olabilir. O resmi de bu upload klasör içerisine atarsın. Olmayan, image olmayan resimler ne yapar? Direkt bir nokta jpg ile çalışır. Gelelim o zaman bakalım oraya. Bir nokta jpg olmayan resim vardı. Şurada olmayan resim yerine ne yapacak? Bir nokta jpg gelmesi gerekiyor. Şöyle yenileyelim şunu. Evet, baktığımızda evet resmi olmayan artık ürün yok. Hepsinin bir ürün resmi var. Evet, gayet güzel. Şimdi şurada ürün isimlerini biraz güncelleyelim. Bunları nerede güncelleyeceğiz? Gelip bizim stil dosyamız vardı hatırlarsanız. Şurada tema içerisindeki stil. Stil CSS'te. Örneğin gelip product list içerisindeki ürün isimlerine bir isim verelim. Şurada bir ID verelim ya da bir sınıf verelim. Nerede? Ürün name. Şöyle diyebiliriz. Cart title'a. Şunu alabiliriz. Direkt zaten var. Şuraya gelip şöyle cart title'a şöyle bir sınıf yazabiliriz. Mesela font size'ını biraz küçültebiliriz. Mesela 16 piksel deriz. Burada bir de font weight'ini mesela şöyle biraz daha yumuşak yapalım. Şöyle 400. Color verelim. Şöyle bir renk istiyorum. Siyah yakın. Şöyle line height'ı şöyle satır yüksekliğini 1.35 mm istiyorum. Bir de son olarak bir de yükseklik verelim. Şöyle 34 piksel. Evet, bu yazının genel yüksekliği. Bu line height satırın yüksekliği oluyor. Yani aslında her satırın yüksekliği 1.35 olmuş oluyor. Ama burada yükseklik 34 piksel olmuş oluyor. Şöyle sayfayı yenilediğimizde evet bakın biraz daha güzel bir görüntü yakaladık. Evet tabi 34 piksel de burada yetmedi ya da aslında yetse de şöyle mesela burada da bir ayarlama yapabiliriz. Mesela yazının biraz daha az olmasını aynı description'da olduğu gibi ama bunu da yapabiliriz aslında. Gelelim şöyle yapalım aynısını. Yine zaten uğraşacağımız yer zaten sadece şurası. Evet, şöyle diyelim. Aynı name'de olduğu gibi şunu şöyle alalım olduğu gibi ya da şöyle yapayım ben hemen hızlıca. Length'i şöyle ne diyelim mesela 50 karakter. Buna da 50 karakter diyebilirim.
Şöyle 50 karakter. Şöyle LinkedIn'den itibaren. Şöyle 50 karakter desem, şunları da name'lerle değiştirsem 50 karakterden sonra. Bakalım 50 karakter ne kadar yer kaplar? Şu kadar. Evet, 2 satır. 2 satırı geçmediği için aslında iyi. Tamam, gayet güzel. Çalıştıralım bakalım. Evet, burada dikkat etmemiz gereken, bakın listede aynı işlemleri yapıyoruz. Gelip burada da aynı işlemleri yapıyoruz. Yani iki tarafta da aynı işlemleri yapmak burada çok mantıklı olan bir işlem değil. Yani aslında bunları bir yerden kontrol etmek lazım. Ben burada örneğin aynı sorguyu gidip iki tane ayrı action metodu için yapıyorum. Ama bu tabii programlama açısından çok işlevsel bir durum değil. Yani bu programlama açısından, güzel kod yazma açısından daha doğrusu güzel bir şey değil tabii ki. Ne yapmamız lazım? Tabii sorguyu bir yerden tek bir kere çalıştırmamız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda tabii bunlar üzerine işlemleri yapacağız. Evet, baktığımız zaman bakalım. Evet, gayet güzel. 50 karakterden sonrasını yazmadı. Şimdi şuradaki aşağıdaki kısma biraz güzellik katalım. Mesela burada da card text diyor. Şuradan card text'i alalım. Şöyle gelelim CSS'e. Şöyle card text diyelim. Burada font size'ını biraz şurada 12 piksel diyeceğim. Evet, şöyle yenileyim. Evet, daha güzel oldu. Evet, gayet güzel. Card text'e ya da gelip şuraya şöyle description'dan padding top şöyle 1 desek bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet, biraz yukarı çıktı. 2 diyelim ona. Bu Bootstrap 4'teki klaslarımızı hatırlarsanız. Evet, gayet güzel. Daha sonra şu yazıları değiştirelim. Şurada şuraya gelelim. Şöyle incele diyelim. Burada da bakın card footer'ın altında text mode'u değiştirebiliriz. Ya da oraya bir mesela price diyelim. Gelelim şuraya. Mesela product price diyelim. Product price'a gelelim, burada direkt CSS yazalım. Daha mantıklı. Şöyle. Buna bir color vermek istiyorum. Şöyle. Daha sonra font weight'i biraz daha öne çıksın. Şöyle font weight'i mesela 700 olsun. Diğer üstteki yazılara göre daha fazla öne çıksın istiyorum. Mesela font size'ını şöyle üsttekileri 16 dedik. Şunu mesela 15 piksel diyelim. Bakalım nasıl duracak, ona göre değiştiririz. Şunların hepsini kaydedelim. Şurasını da kaydetmemiz lazım. Şöyle yenileyelim şu sayfayı. Evet, biraz daha güzel ama yazı boyutunu biraz daha arttırabiliriz. Mesela 17 piksel desek sanki biraz daha ön plana çıkar. Evet. Bir de başına bunun bir ikon ekleyelim. Şimdi ikon için bizim layout'umuzda şöyle bizim file ikonumuz için şöyle bir CDN'i alalım. File ikon CDN'ini alalım. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. File ikon CDN'ini buradan alıyorum. Şöyle direkt kopyalandı zaten. Bunu gelip direkt layout alacağım. Bütün sayfalarım bunu kullansın çünkü. Şöyle geleyim şuraya. En tepeye. Şöyle file ikonu. Tabii şöyle link. Rel. Şöyle style sheet. Şöyle ref. Şöyle yapıştıralım. Evet, gayet güzel. Şimdi bu file ikonu tabii buradan ikonları bilmemiz gerekiyor. File ikon diyelim. File ikon sayfasına gelelim. Şöyle bizim TRY dediğimiz zaman şöyle TRY şöyle Türk parasının şöyle bir ikonu var. Evet, şunu alacağım. Şöyle baktığımda zaten bildiğim bir ikon ismi ama şuradan nasıl aldığımı görme açısından önemli. Copy element diyorum. Şunu ikon tarafına geliyorum. Şöyle şunu şuraya yapıştırıyorum. Evet. Daha sonra gelip sayfamı şurada yeniliyorum ve de bütün ikonlarım oraya geliyor. Evet, gayet güzel. 1200 TL. Evet, şimdi baktığımızda biraz daha
bununla uğraşmış olsak ne yaparız? Şunlar arasında her bir elemana bir yükseklik versek güzel olur. Nasıl ki her bir kol MD'nin başına mesela margin top 2 desek. Ama margin top 2 dediğimizde burada üstten gider. Şöyle görelim. Şöyle bakın 2. Şöyle margin top bütün hepsi gitti. Şunun arasındaki fark açıldı ama buradaki arasındaki fark açılsın istemiyorum. O yüzden şöyle margin bottom 2 diyeyim. Yenileyelim. Evet, üstten değil bakın alttan. Alttan bir margin bıraktı. Evet. İsterseniz biraz daha fazla bunu yapabiliriz. Evet, buradaki orantıları da ayarlayabiliriz. Neden? Çünkü mesela burada bir description var. Şurada bir açıklama var ama burada yok. Ama olmasa bile bu alanı kaplamasını istiyorum ben. Mesela bu yazı olmasa bile bunun yüksekliği 34 piksel örneğin. Şuradaki yazılar da olmasa bile bunun yüksekliği 34 piksel olursa ya da 50 piksel fark etmez. Ne yapar? Hepsi için orantı aynı olmuş olur. Yani dolayısıyla şu description'da mesela card text dediğimiz alana ya da şöyle şunu description yapayım. Description. Çünkü card text başka bir yerde de olmuş olabilir. Şuradan card text dedik. Font size'ını bu şekilde yaptık. Şöyle description diyorum. Bir de buna bir sabit bir yüksek veriyorum. Mesela 40 piksel diyorum. Sabit olsun yüksekliği. Yenilediğimde evet gelmedi. Çünkü şuradaki şu description yazdık ama burayı kaydetmedik. Şöyle yenileyelim sayfayı. Evet gayet güzel. Bakın şurada description olmamasına rağmen burada 50 piksellik bir yer kapladı. Dolayısıyla 50 pikseli de burada zaten geçmeyecek. Ve de bakın görüntü olduğu gibi her sayfada yani her ürün için hep aynı oldu. Bakın hep aralıklar, üstten aralık. Üstten aralığı biraz da arttırsak aslında daha güzel olacak. Mesela margin, bottom şöyle 3 değerini alalım. Biraz daha artsın. Biraz daha güzel bir görüntü elde edelim. Evet. Şimdi şuraya geldiğimizde, yenilediğimizde evet bakın aynı görüntü. Bakın hiçbir yerde hiçbir şekilde bir değişiklik yapmadım. Çünkü burada da indekste de uğraşsam, listede uğraşsam hep aynı partial ürün listesi üzerinde işlem yaptığım için hep aynı şekilde değişiklikle her yerde güncelleniyor. Yani bir işlemi yaparken her zaman bir işlemin gerçekten sadece bir yerde yapıldığından emin olmanız gerekiyor. Çünkü bir yerde yani farklı iki tane ürün listesi üzerinde uğraşmış olsam düşünün ki burada her yaptığım işlemi bir yerde kopyalayacağım. Tamam iki ayrı yerde yapmak belki çok sıkıntı yaratmayabilir ama bu zamanla emin olun artar yani. 3 yerde 5 yerde farklı ürün listeleri oluşturmak istediğinizde mutlaka size burada problem çıkartabilir. Dolayısıyla bu işlemleri bu şekilde yapmak daha mantıklı. Şimdi gelelim şuralara bir tane buton ekleyelim. Mesela detay, ürün detayı ya da ürünü incele gibi. Evet şuraya hemen güzel bir tane buton ekleyeceğim. Şöyle bir buton olsun. Ya da buton değil A olsun ki bu bir link olacak tabii ki. Şöyle A linki olsun. Şöyle href dediğimizde şöyle bunun bir linki olacak. Şu href dediğimizde zaten şurası. Şöyle alalım hepsini. Buna bir tabii ki class eklememiz gerekiyor. Ekleyeceğim class'lar btn, btn tire. Mesela ne renk olsun? Şöyle primary diyelim. Primary. Hatta btn x'e olsun. Ama bu step 4'te halen var mı bu? Ondan emin değilim şu anda. Şimdi btn x'e için işte bu step 3'te küçük bir görüntü oluşturuyordu. Şöyle diyelim ürünü incele diyelim. Ürün incelenin yanına tabii ki bir tane de ikon eklesek çok güzel olur. Mesela nasıl bir şöyle right diyeceğim. Şöyle şunu kullanabiliriz. Gayet güzel bu. Çift çizgi sağa doğru. Ürün incele butonlarına genelde oluyor bu şekilde. Şöyle gelelim. Şöyle sağ tıkla. Copy element. Evet. Şuraya ürün incele şunu yapıştıralım. Sayfamıza gelelim. Gelmeden önce şunu bir de şöyle float right yapacağım. Sağ tarafa bunu çekeceğim. Şöyle yenileyelim. Ama btnx'e burada çıkmadı. Bu btnx'nin buradaki karşılığı neymiş ona bakalım. btn'ler. btnxc diyelim mesela. Şöyle bakalım. Çünkü bayağı bir değişiklik yapmışlar. Mesela btnxc
Düşmüş bakın. Burada iptal etmiş. BTN SM. Şöyle SM small. Yani aslında akılda kalıcı daha isimler bulmaya çalışmışlar. Mesela pull önceden pull right ya da pull left sağ çek sol çek. Şimdi float right float left demişler. Daha güzel olmuş. Evet burada mavi. Bunların tabi rengini değiştirmeniz mümkün. Evet gayet güzel bir görüntü elde ettik. Tabii ki biraz daha zaman harcasak çok daha güzel görüntüler elde edebiliriz ama şu anlık bizim şu çalışmamız bile şu anda gayet güzel. Şöyle mavi aslında biraz yoruyor gibi. Biraz böyle şunu mesela success yapsak ya da default yapsak bakalım. Gerçi arka zemin de bu renk. Evet aslında böyle daha güzel. Ürünü incele. Evet bence daha güzel. Yani şimdi default'un da arka plan rengi gri. Burası da gri olduğu için gözükmedi ama böyle daha güzel oldu bence. Ürün detayına gidelim. Evet ürün detayına geldiğimiz zaman detaydaki işlemleri de biraz değiştirebiliriz. Nasıl ki şuradaki mesela resim şu anda gerçek bir resim değil. Yani şuradan baktığımızda Home Controller'a şöyle View altında Details diyelim. Şurayı da tabii ki düzeltmemiz gerekiyor. Product List'e geleyim. Şöyle SRC olduğu gibi alayım buradan. Hiç boşuna uğraşmama gerek yok. Evet yaptığınız işleri zaten her zaman şöyle olmadı, ürün olmadı. Burası model olacak. Evet yaptığınız işleri her zaman el altında tutun. Çünkü bir işlemi bir yani ilerleyen zamanlarda mutlaka bir daha yapmanız gerekecek mutlaka. Ve onu orada yaptığınız için zaman kaybetmeden alıp onu oraya eklemeniz çok daha basit olur. Yani benim şöyle mesela bir kartla alakalı işte alışveriş sepetiyle alakalı daha önceden yapmış çalışmalarım var. Bir ihtiyacım olduğu zaman hemen oradan yardım alabiliyorum. Ya da ürün detay sayfasıyla alakalı bir çalışmam önceden varsa gidip onu oradan alabiliyorum. Yani her şeyi her zaman sıfırdan yapmaya çalışmak gerçekten çok zaman kaybı. Yani yapılmış olan bir şeyi kullanmak aslında çok mantıklı. Gelip buradaki başlığı mesela küçültebiliriz. Sağ tıklayıp incele diyelim. Şimdi şurada H1 var. Burada da gelip şuradaki details'taki H1'e bir isim tabii ki burada verebilirsiniz. Mesela şuraya genel bir isim vereyim. Mesela şöyle ID diyeyim. Burası mesela product details olsun. Şöyle product details altındaki şöyle H1'e ulaşmak isteyebilirim. Direkt gelip buna illa isim vermeniz gerekmiyor. Bu durumda zaten zorlanırsınız. Yani ben burada gelip product price'i kullandım. Orada da pardon yani card title'ı kullandı örneğin. Gelip de orada işte aynı card title tarzında bir isim kullanma zorunluluğu evet, biraz sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla şöyle mesela product details altında ki H1'e ulaşacağım. Ve de bunun mesela font size'ını şöyle 20 piksel yapacağım. İşte gelip font weight'ini biraz şöyle 700'e indireceğim mesela. Gelelim sayfamıza. Şunu yenileyelim. Tabii şurayı da kaydetmemiz gerekiyor. Şu details sayfasını. Şöyle girip bunu yenilediğimizde. Evet biraz daha güzel görüntü elde ettik. Evet daha güzel. Gerçeğe uygun. Daha sonra şurada şöyle in stock ya da yani stokta ya da stokta değil olayını yapabiliriz hemen. Şöyle details'e gelelim. Şurada her zaman biz stokta yazdık. Ama biz zaten details'ı şöyle modeline şöyle ulaşabiliyoruz. Diyoruz ki eğer if model nokta şöyle is approved eğer onaylı ise ayrı bir içerik göster bana. Eğer onaylı değilse farklı bir içerik göster diyebiliriz. Mesela eğer stoktaysa mesela şöyle stokta diyelim. Stokta. Aynı şekilde stokta değilse bunu bu sefer şöyle danger deriz. Stokta yok deriz mesela. Evet. Gelip sayfayı yenileyelim. Bakalım stokta mı değil mi? Evet. Bir numara stokta. Şöyle 2. Şöyle 3. Evet. Bakın stokta yok. 3 numaralı ürün. Evet. Daha sonra şöyle home'a gelelim. Şöyle home ana sayfamızda bunlar gelsin. Mesela ürünü incelediğimizde
ürün detay sayfamıza giriyoruz. Ürün liste gittiğimizde ürünlerimiz sağ tarafta geliyor. Gayet güzel bir şekilde. Buraya şimdi kategorileri getirelim. Şimdi bu kategorileri şu şekilde getireceğim ben. Parçalı bir view ekleyeceğim gene şuraya. Ancak buraya eklediğiniz parçalı view'e aynen bu product liste gönderdiğiniz gibi bir modeli home controller içerisinden göndermeniz gerekiyor. Ama burada yani sen bir tam view'ini oluştur. O view kendi başına gidip veri tabanından bilgilerini alıp doldurmasın. Sen bir view oluştur ama bu view'e aynen burada olduğu gibi home controller'da örneğin mesela indekse geldiğimiz zaman bakın indeksten şu sayfanın modelini buraya gönderdik. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da kategori parçalı view'ini oluşturursunuz ve kategori parçalı view'i veri tabanından bilgilerini kendi içerisine çekebilir. Yani hiç buraya model göndermeden şuraya kendi parçalı view'in ismini yazdığınız zaman parçalı view olduğu gibi işlemini kendi yapacak. Yani bu açıdan mesela kategori menüsü açısından bunu yapsak aslında daha mantıklı olur. Çünkü her sayfada gidip modelin içerisinde kategorileri de doldurmasın. O oranın işi. Hatta ben bunu layout'un içerisine ekleyeyim. Ya da şu mesela layout'un içerisine ekleyelim. Layout içerisinden türetilen bazı içerik sayfalarında kategoriler olsun. Bazılarında olmasın. Bunları da buradan yönetebiliriz. Dolayısıyla ilk başta home controller'a gelip bir tane parçalı view geriye gönderen yani bir kategorileri geriye gönderen bir tane action metodu oluşturayım. Bunu şöyle diyelim mesela public olsun yine. Public. Daha sonra şöyle partial view result olacak. Buradan şöyle kategoriler diyelim ya da get categories diyelim. Şöyle. Bu da sorgulasın ve geriye kategorileri göndersin. Şunu da şurayı kapatmanız gerekiyor. Evet. Aynen yukarıda olduk. Dışarıdan bir tane parametre alınacak. Gene return view diyecek. Ve bu view şöyle context içerisinden şöyle context içerisinden bütün kategorileri şöyle bunun üzerine gönderecek. Evet. Gayet basit bir view. Şimdi bu tabi ilgili view'i tabi eklemeniz gerekiyor. Bunu parçalı view olarak ekleyeceğim. Şuradan gelelim. Sağ tıklayalım. Şu geri büyük harfi olacak şurası. Şöyle view. Şöyle sağ tıkla. Add view. Parçalı view olsun. İsmi get categories olsun. Tamam. Daha sonra bunun içerisinde nerede ki şu detay sayfasına vardı bu kategori listesi. Kategori değil de list sayfasına evet. Şurada üçlü kısımdaki şunu. Şunu şuradan alayım list grubu. Şuraya yapıştırayım. Buraya dinamik hale getireyim. Şimdi buradan yukarıya gelecek olan şöyle indirelim aşağıya. Bir model olacak. Modelim nasıl olacak? Şöyle diyelim. Add sayfanın modeli. Sayfanın modeli nasıl olacak? Şuradan şu kategoriyi belirtmeniz gerekiyor. Aynen şunun yoluyla birlikte. Şöyle nokta kategori. Tabii bu da bir enumerable şöyle listesi olacak. Evet buna gelen listeyi tabii ki burada dolaşacağız. Nasıl? For each ile for each ile şöyle var. Mesela item diyelim. In şöyle model içerisinde dönecek. Model içerisinde dönerken şu elemanları çoğaltacak. Şunlar ama çoğalmadan dışarıda kalacak. Şunlara ihtiyacım yok artık. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuraya ne yapacağız? Şöyle bir A etiketi ekleyeceğiz. A etiketi. A'ya bir href vereceğiz. Burada ne diyeceğiz mesela? Şöyle home controller altındaki şöyle diyelim home controller altındaki liste gitsin. Yanında da bir de ID göndersin. Şöyle add item.id de bunun yanına göndersin. Şu aralığa da add.item.name diyelim kategori adı gelsin. Evet. Şimdi get categories kendi başına çalışan veri tabanına gidip kendi başına çalışan bir view oldu. Bu view tamamen buradaki get categories kullanıyor. Evet şu geri bir baş başa view dönmeyecek. Bir partial view dönecek.
Şimdi bu başlı başına çalışan bir şöyle partial view geri dönüş değeri, şuradan partial view result, buraya geri dönüşünü partial view yapıyorsunuz ve bunun içerisinde modeli gönderiyoruz. Şimdi buraya girip baktığımızda get categories de burada bir liste bekliyor. Zaten buradan gönderdiğimde benim bir liste. Evet, şimdi bu get categories'i ben view üzerinde nerede çağırırsam çağırayım, bu gidip kendine bir kategori menüsü oluşturacak. Daha doğrusu gelip home controller altındaki şu metodu çağıracaksınız. Bu metot da çağrıldığı zaman gidip bu get kategorisi çağıracak. Ve de bu menüyü direkt oluşturacak. Kendisine gelen modelle buradaki görüntüyü birleştirecek ve de kategori menümüz oluşturacak. Şimdi bu kategori menüsünü nerede çağıralım? Şu liste hatırlarsanız şurada üçlük kolona bunu çağırabiliriz. Şöyle ki şuraya HTML helper metoduyla action metodunu çağırıyorsunuz. Action metodumuzun ismi get categories. Bu get categories hangi controller içerisinde? Home controller içerisinde. Home controller içerisindeki get kategorisi burada çağırmış oluyorsunuz. Şimdi bunu çalıştırırsak eğer bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Evet, şöyle bir görüntü oluşturduk. Burada hepsini şurada get kategorisine baktığımızda hep de aktif olduğu için bütün hepsi arkası mavi olarak çıktı. Bunu yenileyelim. Evet, şu şekilde bir menü oluşturmuş olduk. Bakın menünün her bir tanesinin üstüne geldiğimizde home slash list slash ID numarası. Yani burada hangi kategoriye tıkladığımızı burada anlamış olacağız. Şimdi görüntüyü daha güzel yapmak için gelelim file ikonlara. Şu her bir menünün yanına bir file ikon ekleyelim. Şurada mesela ikonların başına şöyle bir ok işareti ekleyebiliriz ya da check işareti ekleyebiliriz. Şuradan şu ikonu almak istiyorum. Şöyle şuradan alalım şu ikonu. Şöyle copy element diyelim. Şuraya gelelim. A etiketinin şöyle isminin yanına şunu yapıştıralım direkt. Kaydedelim. Şuradan gelelim sayfamızı şöyle yenileyelim. Evet. Daha güzel bir görüntü elde ettik. Evet. Şimdi her bir elemana tıkladığımızda bir filtreleme işlemi şu anda devreye sokmadık. Halbuki gördüğünüz gibi şuradan list ve şuradan bir ID gidiyor. Bu tabii ki nereden geliyordu? Burada App Start içerisindeki route config'te şuradan controller action, controller'ım home, action'ım list ve de burada ID optional, yani isteğe bağlı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradan gönderdiğim eğer değer varsa da yoksa da sonuçta home altındaki index çalışıyor. Yani illa bir ID göndermen gerekmiyor. Bu isteğe bağlı bir durum. Ben buradan ID gönderdiğim zaman da bakın gene şuradaki form gene karşılanıyor. Yani şu yapıyı olduğu gibi kullanmış oluyorum. Şimdi ben buradan ID gönderdiğim zaman bunun denetlemesini yapmam lazım. Eğer burada bir ID varsa demek ki bu kategori ID. Yani kullanıcı herhangi bir burada kategori linkini tıkladı ve de buradan bir filtreleme işleminin olacağını biliyorum. Yani dolayısıyla gelip buradan home altındaki liste gelelim. Home controller altındaki liste gelelim şuraya. Buraya diyelim ki şuradan bir tane parametre gelsin. Ama parametre benim nullable. Yani illa parametre göndermem gerekmiyor. Yani home slash list gönderdiğim zaman da çalışacak. Eğer bunu demiş olsanız, int demiş olsanız illa buradan bir parametre göndermesi gerekiyor. Her neyse burada nullable. Parametrenin ismi ise id. Şuradan geliyor id. Yani buradaki route içerisinde yani URL içerisindeki ID parametresini buradan alacak. Nasıl ki birinci slash, ikinci slash. İkinci slash'tan sonraki ID benim kategori ID'im olduğunu ben buradan anlayacağım. Buraya şimdi ID gelsin buraya. Şimdi biz şu anda burada bir sorgulama yapmayalım. Bunu as queryable olarak işaretleyelim. Yani SQL'ın burada mantığı veri tabanındaki sorgunun gerçekten çalıştırılmamış olması şu anda. Yani sen bir ürünleri direkt Vivin üzerine gönderirsen bir sorgu gönderiyorsun. Sorgunu hazırladın ama daha çalıştırmadın. Yani veri tabanından gerçekten bir sorgulama sonucunda bir kayıt almadın demek. Dolayısıyla
burada bir hata alırsın. Yani burayı gönderdiğin zaman buraya turisti çağırmış olman gerekiyor. Şimdi burada çalışacak. Bunu neden yaptım peki? Burada sorguyu yazdım. Bu yazılmış olan çalıştırmamış sorguya ekstradan filtreleme de ekleyebilirim. Yani burada bir filtreleme ekledim. Tamam. Ama şu aşağıda diyeceğim ki eğer ID eşit eşit şöyle diyeyim eşit değil nula. Şöyle. Şurada dedim ki ID eğer nula eşit değilse demek ki buradan parametre olarak bir değer gitmiş. Yani 1.3.5 gibi bir değer buraya gelmiş demektir. Dolayısıyla ben bunu buradan alayım. Bu sorgunun üzerine bir filtreleme ekleyeyim. Filtrelemem yine ver bloğuyla i eşit büyük i nokta kategori ID'si yukarıdan gelen ID ile. Evet bakın buradan kullanıcının gördüğü ID eğer boş değil ise bu filtreleme burada oluşturulmuş sorgunun üzerine eklenecek. Ve daha sonra çalıştırılacak. Yani home slash list ise burası çalışmayacak. Dolayısıyla bütün ürünler gelecek karşıma. Dolayısıyla şuraya bütün linkleri temsil eden bir kayıt ekleyebilirsiniz şuraya. Mesela bir leaderiz. Lead'in şuradaki class item olacak. Ve şuraya bir A etiketi ekleyeceğim. Grafiğine ise home slash list diyeceğim. Buraya da diyeceğim ki tüm kategoriler. Evet bu şekilde diyebilirim. Tüm kategoriler. Çalıştıralım bunu bakalım. Evet tabii bu kategorilerde direkt çalışmamız gerekiyor. Bunu da önüne geçeceğiz. Şu an list diyelim. Home list diyelim. Evet bakın tüm kategoriler. Tüm kategorilerin yanına bir de ikon ekleyelim. Şuraya eklediğimiz ikonu oraya da ekleyelim. Aynı görüntüyü yakalayalım. Evet bakın burada dikkat ederseniz dinamik bir link oluşturmak için for için içerisine alıyorum ama burada statik bir link oluşturuyorum. Yenileyelim. Evet bakın tüm kategoriler. Tüm kategoriler pardon şurada şunun başına slash eklemeniz gerekiyor. Slash eklemezseniz eğer o an neredeyseniz onun üzerine bu eklenir. Ama slash derseniz ana dizin altındaki home ki bizim istediğimiz home. Bakın home'daydık zaten. Home'un üzerine home liste ekledi. Dolayısıyla şurayı silelim. Home altındaki liste gelsin. Evet bakın bütün ürünler geliyor karşıma. Ama kameraya tıklarsam bakın 3 tane. Bilgisayara tıklarsam 2 tane. Televizyon. Beyaz eşyada hatırlarsınız link eklememiştik. Telefonda da vardı bakın. 3 tane. Ama beyaz eşyada herhangi bir link yoktu. Evet şimdi buraya geldiğim zaman herhangi bir ürün gelmediği zaman kullanıcıya burada bir uyarı mesajı çıkması lazım. Ya da kameraya tıkladığım zaman 3 tane ürün bulundu diye yukarıda kullanıcıya bir mesaj vermem gerekiyor. Bu mesajlara bakalım. Komponentler içerisinde mesela alertler var. Alertler. Ya şu alertlerden bir tanesini kullanabilirim. Mesela sarı bir içerik kullanıcıya gösterip işte şu kadar ürün bulundu. Ya da herhangi bir ürün yoksa işte herhangi bir bu kategoride herhangi bir ürün yok diye kullanıcıya bir mesaj vermem daha güzel olacaktır. Dolayısıyla gelelim şuraya. Nereye? List içerisine. List içerisindeki product'ların en üstüne şuraya yazmak aslında mantıklı olur. Yani şuraya geleceğiz. Diyeceğiz ki sayfa üzerine gelen modeller eğer if model nokta count eğer burada bir count'u eğer eşit eşit 0 ise burada oluşturacağım bir gelelim şuraya. Şuradan warning'i alalım buradan. Warning'i buraya yapıştıralım. Diyelim ki bu kategoride bir ürün bulunamadı. Hatta bunun başına bir fa ikon eklemek tabii ki güzel olacak. Yine fa ikonlara gelelim. Fa ikon şuradan ikonlara gelelim. Ve burada exclamation'a bakalım. Exclamation. Evet şu. Ya da şu. Fark etmez. Şunlardan bir tane alalım. İncele diyelim. Evet şuradan şunu alalım.
Evet. Sade bir tasarım gerçekten güzel oluyor. Fazla resim falan güzel değil ama bu şekilde bir tasarım güzel gözüküyor. Yalın. Sadece ihtiyacınız olan. Evet, şuradan yenileyelim sayfayı. Tabii herhangi bir şey çıkmayacak. Ama beyaz eşyaya tıkladığım zaman bakın bu kategoride ürün bulunamadı. Evet, güzel bir görüntü. Şunun sonuna bir de nokta ekleyelim. Evet, ürün eğer bulundu ise bunu nerede yapalım? Evet, burada örneğin else desek buradaki else'in mantığı count'un sıfır değil de sıfırdan büyük oldu. Bu durumda da gelelim şuraya. Diyelim ki kategoride ya da şöyle diyelim model.count direkt buraya yazdıralım. Adet ürün bulundu diyelim. Ürün sayısını da buraya yazdıralım. Ama bu şöyle fail ikonlardan başka bir ikon bulalım. Uyarı olmasın da şöyle mesela check işareti olsun. Şöyle diyelim check. Evet. Sanki bu daha güzel olur, evet. Şöyle incele diyelim. Element. Şuraya gelelim. Şunu yapıştıralım. Evet, sayfamıza gelelim. Şöyle kameraya tıklayalım. Evet, burada bunu alamadık tabii ki. Şunun başına şöyle işareti eklememiz gerekiyor. Yenileyelim sayfayı. Evet, 3 adet ürün bulundu. Evet, gayet güzel. Mesela tüm kategorilere tıklayalım. 15 adet ürün. Evet, bakın hepsi geldi. Kamera, bilgisayar, televizyon. Evet. Tabi bunun başına evet ürün yoksa da burada ünlem işareti, bu uyarı işareti. Ama diğer durumlarda bir çek işareti ya da farklı bir ikon rengi de bulabilirsiniz. Sanki buraya bu güzel olmadı gibi geliyor bana. Evet, her neyse siz daha güzel bir ikon bulabilirsiniz oraya. Şimdi şunu tabii ki şöyle strong içerisine alabiliriz. Şöyle strong deriz. Şöyle. Şöyle daha koyu bir yazı olur. Şöyle dersek 4 adet ürün bulundu. Evet, 4 ya da adeti de onun içerisine alabilirsiniz. Onu tabii böyle baskı yani daha ön plana çıkan bir yazı türünde yapmak daha güzel gösterir. 4 adet ürün bulundu. Evet, gayet güzel. Evet, şimdi her bir kategoriyi seçtiğimizde onun arka planını boyayalım. Mesela kamerayı seçtiğimiz zaman kamera ürünleri geliyor. Ancak şu anda kamerayı seçtiğimizi bilemiyoruz. Kullanıcı bunu bilmesi gerekiyor tabii ki. Bu kamera arka planı mavi olarak boyansın. Tabii yazı tipini de değiştirmemiz gerekiyor. Rengini mavinin üstünde mavi gözükmeyecektir. Şimdi bunu yapmak için ilk olarak geliriz şuraya. Mesela kod bloğu oluştururum bir tane şuraya. Şöyle kod bloğu. Kod bloğu içerisine bir tane örneğin seçili kategorinin ID'sini buradan alayım. Nereden alacağım bunu? Seçili kategorinin ID'sini. Şuradan. Yani buna route value diyoruz. Route value'yu buradan alabiliriz. Nasıl ki URL parametresi içerisinde request context'in içerisinde route data var. Route data'nın şöyle values'ları içerisindeki ID parametresini alacağım. ID. Yani gelip şu aslında şunu alıyoruz buradan. Eğer burada ID varsa bunun içerisine gider. Yoksa bunun değeri null olur. Şimdi biz bu kategori selected kategoriyi sayfa içerisinde kullanabiliriz. Şu an bunu kullanıma açtık. Şimdi burada for içi dolaşırken item'ın ID'si ile şu kategori ID'nin değeri eğer birbirine eşit ise bu durumda bu li'ye bir aktif class ekleyeceğiz. Tek yapmamız gereken aslında bu. Yani for içi zaten burada dönüp li'leri oluşturuyoruz. Şurada diyeceğim ki eğer item.id eşit eşit selected şu yukarıdaki selected kategoriyi eğer eşit ise ki bu eşitliği sağlayabilmek için tabi bunu da aynı türe çevirmemiz gerekiyor. Bu int bu object türünde. Ama tabii ki bunu çevirebilmek için de şöyle eğer selected şöyle kategori eğer null'a eşit değilse bir tür dönüşümü yapabilirim. Bunun haricinde hata alırım. Yani burada diyeceğiz ki selected kategori eğer null'a eşit değilse
Şuradan şunları içerisine alırız. Ve de burada int parse yazarız. Burada tür dönüşümünü yapmış oluruz. Ama ne zaman ki selected kategori null olmadığını bildikten sonra. E tabi bunu ilk başta string'e çevirmeniz gerekiyor. String'den gelip int'e çevirebiliyorsunuz. Yani objeden direkt int'e çevirmek mümkün değil. İlk başta bunu objeyi string'e, string'den int'e çeviriyorsunuz. Evet, şimdi burada eğer burada bir eşitlik söz konusuysa demek ki seçilen kategori ile route id'si birbirine eşit. Ve burada class'a ekleyebiliriz artık. Şimdi gelelim o zaman şunu aynısının kopyasını şuraya alalım. Ama bunun id'si şöyle aktif olacak tabii ki. Seçili bir kategori olacak. Her zaman bu kategori seçili mi? Hayır, seçildi. Seçili olmadığı zaman da normal aktif olmayan şekilde gelmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla şurada şöyle diyelim, else diyelim. Şunu şuraya alırım. Tamam. Kategori null'a eşit olma durumunda ikisini de gerçekleştiririm. Ama null'a eşit olursa eğer gene normal şekilde şunu ekrana yazdıralım. Evet, bunun daha kısa yöntemi tabii ki var helper class'larını kullanarak ama şu an işi çok karıştırmıyorum. Belki yazdığım kod şu anda biraz fazla olabilir ama olayı kavrama açısından eminim daha kavrayıcı şu anda. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi gerçek senaryolarda nasıl oluyorsa daha gerçeğe uygun şekilde kodlarımızı güncelleyeceğiz. Evet, bakın burada hepsi seçili oldu. Burada demek ki bir hata yaptık. Hepsi seçili olamaz. Mesela tüm kategoriler, kamerayı seçtim. Bir tanesini seçtim ama hepsine burada geldi. Neden? Çünkü şurasını da aktif yapmışız. Evet. İki durumda da yani null değil ama eşit değilken de aktif olmayacak ve de null'a eşitken de aktif olmayacak. Sayfayı yenileyelim. Evet, bakın seçildi. Kamera, bakın seçildi. Televizyon, evet seçildi. Beyaz eşya seçildi. Evet, gayet güzel. Şimdi ne yapmamız lazım? Şuraya gelip liste, şöyle list gruplara gelelim. Daha güzel bir list grup kullanabilir miyiz? Bakalım şuradan. Şunun içerisine A'yı aldığım anda, evet şöyle oldu. Şunlarda da A yok. Şöyle link olanlara bakalım. Evet, bakın şurası gayet güzel. Aslında şunu alsam daha güzel. Hem link hem de arkası boyandığı zaman bakın yazı beyaz oluyor. Normal durumda siyah. Yani şuraya gelelim. Şu içeriği kullanayım. Şuraya alalım şunu. Aslında çok farkı yoktur ama bakalım. Evet, list group. List group içerisinde direkt A. List group item. Evet, li'ye gerek yok bakın. List group item. Direkt list group item'ı şuradan alıyorum. Direkt bunu A'ya veriyorum. Evet, biraz daha sadeleşti işler bakın. Şöyle şuraya verelim. List group item. Şurası seçili olmayan kısım. Şuraya bakalım. List group, list group, list group. Evet. Yani li'leri ortadan kaldırmış olduk. Sadece A benim için yeter diyorum burada. A, home list. Güzel. Şimdi şuraya geldiğimizde o zaman şu class'ı da şuraya vereceğim. Ve şu linkleri buradan sileceğim. Şöyle CTRL KD yapalım. Düzelsin. Şunları alalım. Şöyle şu aşağıya gelsin. Şu A'yı alıyorum. Şuradan A'yı alıp şuradan aktif sileceğim. İkisinde de aktif olmayacak. Şunu aktifleri alalım buradan. Evet, şuradan sayfayı yenileyelim. Evet, gayet güzel. Kameraya tıklıyorum. Bilgisayar, televizyon, telefon, şöyle beyaz eşya. Evet. Evet, 3. Tüm kategorilere tıklıyoruz. Burada da 15 adet ürün bulunuyor. Evet, son olarak şu neighbor'ı biraz düzenleyeyim. Daha sonradan bu dersimizi bitirelim. Layout'a gelelim. Layout içerisindeki neighbor'a gelelim. Buraya bir isim verelim. Şöyle ürün katalog diyelim ya da kalsın ürün katalog. E-ticaret biraz iddialı oluyor. Aslında e-ticaretle alakalı işlemleri bu uygulamada yapacağım. Ama
E-ticaret gerçekten kapsamlı bir uygulama. Yani ben bu uygulama ismini e-ticaret dersem beklenti çok fazla olur. Ama tabii ki bir e-ticaret sitesini yani aylarca süre yazabiliyoruz ancak. O sebepten dolayı ben bunu ürün katalog diyorum ama kurs sonunda burada tam bir e-ticaret sitesi aslında göreceksiniz. Yani temel özelliklerini göreceksiniz. Sepet olayı olacak, ürün katalog, yönetim paneli gibi işlemler bunların hepsi olacak ama tabii ki çok iddialı olmayalım ilk başta. Burada şöyle diyelim, mesela ana sayfa diyelim. Burası direkt ana sayfaya gelsin. A, şöyle diyelim ana sayfayı. Home indeksi burada. Burada ürünler diyelim. Ürünlere şöyle home slash şöyle list diyorum. Ana sayfa list. Şurada şöyle şurası olmasın. Şurayı da hakkımızda olsun. Hakkımızda. Bu da boş bir link olsun. Çok önemli değil. Önemli olan şu an biraz görüntünün biraz daha güzelleşmesi. Evet, ürün katalog uygulamamız. Ana sayfamız. Şu anda ana sayfaya tıklıyoruz. Ana sayfaya geliyoruz. Daha sonra ürünler. Evet, gayet güzel. Hakkımızda. Burada da arama sayfamız. Evet. Bu derste bu kadar. Bir sonraki dersimizde biraz daha ayrıntılı işlemlere girip e-ticaret uygulamamızı, daha doğrusu ürün katalog uygulamamızı tamamlayalım.